İktidar kendisini kurtarmak istiyor. Gündemi saftırmak istiyor. Başka şeyler tartışıldığını istiyor. Gırtlağına kadar lağım çukurunda olan bir siyasi iktidarın Türkiye'ye yararı olamaz. Ben lağım borusu patladı dedim. Meğer çukurun içinde bunlar. Koku bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı sardı. Saray hissetmiyor. Çünkü lağım orada. Saray hissetmiyor bunu. Kokuyu hissetmiyor. Türkiye'yi temelden sarsan bir sürü açıklamalar var. Saraydan tek cümle bile yok. Niçin? AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime sesleniyorum. Veya onlara oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Liderleri değil, onlar ayrı bu lahım çukuru bu kadar kokuyu dünyaya yaymışken neden kimse konuşmuyor? Neden kimse konuşmuyor? Neden savcılar harekete geçmiyor? Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kabile devleti mi oldu? Nerede bu savcılar? Ben konuşunca 24 saat bile sürmüyor. Harekete geçiyorlar lağım basmış, yolsuzluklar diz boyu bir Allah'ın kulu kalem bile oynatmıyor, oynatamıyor. Sonra da dönüp bize demokrasi var diyorlar. Sen onu benim külahıma anlat. Sen onu benim külahıma anlat. Açık ve net ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti olmaktan çıkmıştır. Diyecekse bu kadar açık ve net mi? Evet bu kadar açık ve net. Birazdan anlatacağım. Yargı asla ve asla tarafsız ve bağımsız değildir. Talimatla iş yapan bir yargı vardır. Ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Her sabah sabahın köründe kapınız kırılabilir ve içeri polisler girebilir. Çocuğunuza da, eşinize de, akrabanıza da silah dayatılabilir. Yeri geldiğinde öldürülebilir. Bununla da karşılaştık çünkü. Nerede yaşıyoruz? Hangi zamanda yaşıyor? Orta çağ adamı hayır. 21. yüzyılın Türkiye'sinde böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yeraltı dünyasının önemli bir aktörü açıklamalar yapıyor. Gazeteler tartışıyor. Televizyonlar tartışıyor. Tık yok. İktidar sahiplerinden tık yok. Sahipleri demeyeyim de iktidar sahibinden tık yok. Niye yok arkadaş? Sen her şeye konuşuyor, her konuda konuşuyordun. Bakın değerli arkadaşlar. Şimdi bunu efendim dış güçler bunu yapıyor. Dış güçlerin oyunu bu diye millete satıyorlar. E dış güçler bunu yapıyorsa 19 yıldır beyefendi sen iktidarda değil miydin? 19 yılın sonunda Türkiye Cumhuriyeti devletini dış güçlerin oyuncağı haline sen getirmedin mi o zaman? Sen getirmedin mi? Gerekçe yaratmak istiyorlar, onda da batıyorlar. Yok yani. Gerekçe bile bulamıyorlar. İstifa diye bir müessese var arkadaşlar. Onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese var. Devletin hazinesini mafyayla el ele olacaksın, tezgaha kuracaksın, belli yerlere çökeceksin, devletin rantını alacaksın. Kim? Mafya siyaset işbirliği. 21. yüzyılın Türkiye'sinin geldiği nokta bu. İktidar sahipleriyle mafya ortak devleti yönetiyorlar. Cumhur İttifakının üçüncü ortağı mafyadır. Açık ve ne söylüyorum?